Buradan kendisini ayağının tozuyla geldi ve Alp Kırşan. Çok için çok hasretim yani. Baksana bana. Gene iyiyim, gene iyiyim. O kaburga mı? Ha? Atıyorsun, ay, ay işte dayanamam böyle şey. Baksana nasıl kilo. Ay yapma. Ay. Çok zayıfladım. Vallahi yapma. Senin gitmen şart. Niye? Senin Survivor'a gitmen şart. Bana ben bak. Sana söyleyeyim bak, bu kadar izleyicinin önünde söz ver. Taş gibi oldum, daha ne gideceğim. Daha da taş olursun orada. Orada. Yani. Buna bence Türkiye hazır değil. Ben Türkiye'ye... Ben... Hazırlıyor o zaman. Ha, yavaş Türkiye'ye yavaş. Survivor diyeti öneriyorum. Gerçekten. Gerçekten Survivor kaç diyeti. Kaç kilo verdin? Valla hani 9-10 kilo verdim ama bende bu 9-10 kilo bariz belli oluyor. Ben insanların göz zevkini bozuyorum diye tişörtümü çıkarmadım çoğu zaman orada. Hadi ya. Gerçekten izleyenlere saygım var ve yok, o kadar kötü oldu ki. Ekranlar zaten şey gösterdiği için iriyorum. Ya bu ekranların ne gösterdiği belli değil şimdi. Uzun mu gösteriyor? Bazıları güzel gösteriyor, bazıları çok... Biz evet. Orada ben ikat garibesi gibiydim. O yüzden çoğu zaman tişörtümü çıkarmadım. Yani. Hayatım çok güzel duruyordu. Saçmalama, kemikler mi? Yok yok, hayır, o kadar zayıf durmuyordum yani. Şu anda canlı canlı görünce gerçekten çok zayıf. Burada aldım, öküz gibi yemek yiyorum çünkü. Çocukluğuna dönmüş. Estağfurullah. Ne yedin ilk? İlk ne yemedim yani, hiçbir şey yemedim öncelikle ilk buraya gelin, Türkiye'ye gelince. İlk geldin, bir dakika, ilk geldin ne yaptın 60 saniye sonra? Düşün 60 saniyede. Ben hazır. Tamam bekle o zaman. Ay geldiğinden beri kilo aldın mı? Aldım kafalardaki soru işaretlerini temizlemek için sabotum verdiğim. Öyle diyor değil mi, altyazı daha bire kafalardaki soru işaretlerini temizleyecek Alp diyor. Hadi, evet, hadi başlayalım. Hadi şimdi neler oldu? Anlatsana. Anlat bakalım. Vallahi bize. O adı... Gittin orada hani nasıl o balık... Balık yok, hiçbir şey yok. Yani ne yediniz, ne içtiniz? Ve herkese gerçi aynı soruda. Hani tuvaletini yapmak falan her şey orada. Bir şey yani, evet, bir olay. Ben ona pek inanmıyordum ama. Bu da çok değildi normalde. Kendine böyle elektrik falan vermiş olan bir insansın sen, değil mi? Evet. Ben insanlar unutsun diye neler yapmış. Yapıyorum. Sen kendine elektrik veren çocuk diye tanıtıyorsun ya. Ben unutsunlar yani millet. Ben çılgınlığını söylüyor canım ben, yani. Ama yani çılgınlık o güzel bir şey değil ama çılgın. Valla delilik. Ne diyeceğimi şaşırdım. Survivor en büyük delilik benim hayatımdaki. O adı. Gerçekten. Gerçekten öyle. Ben bu kadar zor olduğunu tahmin etmiyordum. Hani mutlaka böyle bir alttan bir şeyler verirler. Tost, sandviçti, meyve suyu aradan gider çikolata. Bangır bangır söylüyorlar. Odaya bir gittik. İlk gün geçti. Hani böyle tamam bugün acıktık falan filan. Yemek yok mu? Hani kameramanlar var ama kameramanlar da konuşmuyor seninle. Yemek yok mu falan, cevap da alamıyorsun, sinirlerim bozuluyor. Hani ben acıktım, ölüyorum, bir gün geçti, iki gün geçti, bunlar vermişler bize şu kadar pirinç, lohum, hadi bunu ye. Üç gün geçti, bu kadar pirinçle duruyoruz, ben artık isyan ettim. Hadi dedim ben tamam, ben bir yere kadar idare ederim belki ama burada koskocaman Mustafa Topaloğlu var dedim. Hani sen, adamın tansiyon gidiyor geliyor habire, adam ölecek orada yani, hiç mi bir şey yok? Vallahi. Ne yapıyordu Mustafa abi o sıralarda? Mustafa abi alıp başını gidiyordu, o beste falan yaptı çok güzel. Bilmiyorum yayınlandı mı onlar da. Survivor'la ilgili bestesi mi? Açlıkla biliyoruz? İlgili, bir tane donla ilgili bir bestesi var, donu yandı. Ay o donu anlarsa var mı don bestesi, biliyor musunuz? Don bestesi varsa ben, muhteşem ben onun ya. Kaçırmışım. Albüme koyacak galiba, öyle bir şey biliyorum. Şaka diyorsun. Evet. Yani, albüme mi koyacak? Vallahi öyle dedi. Adı da don bestesi mi? Şarkı benim albüm. Benim gerizekalı sevgilim benim diye şarkı yapacak. Mustafa abiyle her koşul çok zor adada. Hani tuvalet de zor. Yemek zaten yok. İşte deniz mercan kayalıkları olduğu için böyle hani hoppa dur ben atlayayım suya da iki balık bulayım. 9 yaşından beri dalan adamım ben normalde. Sürekli dalıyorum. İstanbul'da bile dalmadığım yer yok ama hani oraya bak, gittim. Bak buna şahidim, İstanbul'da dalmadığı yer yok. Vallahi. Birinci kattan kuma bile daldım. Onu bile yaptım. Yani, karada da. Havada karada. Çayı özlemişim, özür dilerim. Ondan sonra şeyde hani orada mercan kayalıkları var ve mercan kayalıkları değdiğinde çok kötü kesiyor. Okyanusun akıntılarıyla koridorlar var böyle, işte o koridorların arasında her taraf mercan kayalıkları, dalıyorsun ama hani daldığın yerle çıktığın yer arasında 5 metre oynuyor ve kayalıklara bırakıyor seni. Kestiği zaman jilet gibi kesiyor. Hani balıklar içlerinde saklanıyor böyle, her dediğin mi vurulmuyor. Bize zaten bir zıpkın verdiler. Hani balığın geri zekalı olup da benim zıpkının önünde böyle mal mal durması lazım yani. Öyle bir zıpkın yok yani. Atıyorsun pii diye altına gidiyor böyle. Öyle bir şey yok. Salyangoz bol bol işte deniz kenarından toplayayım, Mustafa abiye yedirdim bol bol onlardan.
sümüklü böcek Mustafa gibi. Mustafa abiye yedirdim diyorlar ya. Sen yemedin. Ben çok yedim. Ben hep yedim de. Senin bir Mustafa abine böyle bir şeylik, abilik. Ya ben çok seviyorum. Kol kanat gel mi geldi? Ne yaptın çılgın, ona? Çılgın dershanede birlikte oynadık. İki tanesi de birlikte oynadık onunla. O mutlaka görüşelim dedim. Fakat ben böyle hani çok gezdiğim ettiğim için bir türlü buluşamadık. Burada çok hani bütün yani zamanın şeyini acısını çıkardık. Çok seviyorum. Saygım çok büyük. Bence çok farklı bir insan. Çok da güzel bir insan. Hani fırsat bu fırsat yakalamışken Mustafa abiye yapıştım. Hiç bırakmadım yani. Her yapıştım ne koşuldu olursa. Ya, Mustafa abi çok özel bir insan. Adada yani yaptıklarıyla benim neşe kaynağım da açıkçası yani. Donunu yakması, donuna beste yapması. Donunu yakma hikayesini anla. Ya yine ya bir yağmur başladı mı 3 gün durmuyor. 3 gün yağmur yağdığında adada kuru odun bile yok. Yani yakamıyorsun, ıslamıyorsun. Bir ateş bulduğun zaman hemen geçiyorsun başına, ıslak malzemelerini kurutuyorsun. Mustafa abi de almış şort mayosunu. Böyle ateşe tutuyor ama biraz hani çok kalkıyorum pardon. Şöyle dalgın biraz hani. Böyle tutuyor onu. İçinden de astarı düşmüş. Ama orada doğuşa laf yetiştiriyor yani. Sen olmaz o falan filan diye gidiyor. Abi yakacaksın falan. Yok bir şey olmaz. Çekti. İkincisinde doğuş dedi ki abi donunu yakıyorsun derken oradan bir alev aldı. O donunun astar kısmı alev aldı. Bir söndür möndür derken tam o malum kısımda böyle bir delik oldu. Abla korktu. Ondan sonra Mustafa abi tabii yiğitliğe şey yapmadığı için devam etti onu giymeye. 5 gün sonra geldi ya alt dedi. Efendim abi benim donumu keser misin dedi. Şaka diyorsun ya. Yani ben orada bir türlü bir düzenek yapıp onun donunu yani astarını böyle kopardım. Kıbrıs'taki finalde ona çok büyük bir sürprizim var ama. Yani çok sürpriz. Orada bir, yani izleyenler çok gülecek. Hadi ya. Büyük kopacaklar yani. Yani finalde ona özel bir şey yaptırıyorum. Ton yaptırıyorsun herhalde. Bundan bunu ya bu muhabbetin üstüne o geldi ama o değil yani. Hani sohbet olarak böyle. Hani ne olabilir diye ben de şimdi sana bakarken ne Mustafa olabilir? Mustafa abi alınacak hediye konusunda düşünürsen hiç işin içinden çıkamazsın bence. Yani ne öyle alsan mi? Uzaylı bile alsan okeydir ona yani. Hani. Çok garip. Hiç bahsetti mi uzaylılardan? Ha? Ya abi dedim hani uzaylı. Hiç orada gördünüz mü? Gördük. Vallahi gördük. Yemin ediyorum gördük ya. Siz artık açlıktan halüsinasyon görmeye başladınız. O da olabilir. O da, ona da varım. Ama çok karanlık olduğu için hani sahilde oturup sohbet ediyoruz mesela. Bütün yıldızlar gözüküyor. Ve arada böyle yıldız büyüklüğünde belki yıldızdan daha küçük bir şeyler böyle hani düzensiz bir şekilde hareket ediyor. Mustafa abi bu ne? Uzaylı, UFO falan filan. İnsanlıyor muydu? Tabii. Hey arkadaşlar ya, bizimkilerdi. Tutturdu koordinatları bilsem ben buradan haber göndereceğim onlara yemek atarlar onlar bize. Nerede geçiyor? Ben de öyle diyorum ama iş uzatınca ben de ciddiye bağlıyorum. Ciddi mi söylüyordu bu? Bazen onun ben anlamıyorum neyi ciddi söyleyip neyi şey yaptığını. Ya gerçekten onu hissediyor mu manasında diyorum ya. Çok akıllı yani. Çok akıllı. Allah. Onu biliyorum sen yani. Çok akıllı ya. Olduğunu biliyorum. Mustafa abi ya sen neden kendini uzaylı diyorsun? Hepimiz uzaydayız. Sen de uzaylı değil misin? Ya işte kalıyorsun böyle yani. Ha. Evet abi doğru söylüyorsun. Ha. Tamam kapa çeneni diyor. Tamam abi. Ben deyince mi dikkat çekiyor diyor. Siz farkında değilsiniz. Hayır tamam çıkış olarak falan çokken bazen öyle bir sanki gerçekten inan. Hani çok söyleyince bazen olur ya. Sanki öyle inanıyormuş gibi geliyor. Ya çok kaptırıyor. Ama tanıştım bağlantıya geçtim falan demedi benim bildiğim kadarıyla. Bana diyor ya maalesef diyor. Ha, maalesef diye belki geçiyordur bilmiyoruz ki. Eskiden i̇şte böyle gülüyorduk her şeye. O, dünyada yok yok yani. Öyle evrende mi? Yok yok onun için. Evrende yok yok değil mi? Tabii. Yok onun için yok yani. O bambaşka frekansla yani. Oralar evet onun frekansı başka yani o konuşması falan. Peki onun gibi konu. Ben mesela Mustafa abi konuk geldiği zaman uzun bir süre onunla konuşunca onun gibi konuşmaya başlıyorum. Yani hani o kadar öyle körle yatan şaşı kaldı. Durarak değil ama hani anlamıyorum, çözemiyorum. Kafa gidiyor tamamen onu anlamaya çalışırken falan. Bir bakıyorum yavaşlamışım. Otomatikman yani. Ben hep kekeledim çoğu zaman. Hani onlar. Ama sen de çok sindirmişsin Mustafa abi içine. Sen konuşma tonunu bile. Sen evet. Enerji evet. Alanına girmişsin. Konuşurken bence. Bile tonunu aynen benzetiyor yani. Hayırlı oldum. Mustafa abinin ailesine katılan bir eleman olarak hayırlı ben oldum. Ben de ne güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Çok kekeledim ama yayınlarda yani. Mustafa abi gibi gidiyor yani. Dıt 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 diye böyle. Gitmez mi canım? Sen aşkı yüksekten uçmak olarak tanımlarmışsın. Ben mi yaparmışım? Ayakların yerden kesilmesi.
Ha, yüksekten tabii. Uçmak. Ayakların yerden kesilmesi. Sence? Bence aşk. Hatırlıyor musun o duyguyu? Yükseklerde uçmak. Yüksekten uçmak. Evet. Yükseklerde uçmak. Benim aşk konusunda yorum yapma gibi bir şeyim yok yani. Ben haşa ben. Yazık tadamadın mı hiç ya, aşkı? Aa, ya. Yazık. Vallahi var. Ağlıyormuşum ben. Yani emin değilim aşkın ne olduğu konusunda emin değilim yani. Köşelerinin ne olduğunu bilmiyorum açıkçası yani. Hani. Senin bir tespitin var, doğru mudur? Bu birkaç erkek arkadaşımla da konuştum. İlk başta aşık oluyorlar bu yeni yetme zamanlarında erkekler. Aşık oluyorlar fakat her ne hikmetse kuzenlerimde de oldu bu, dikkat ediyorum. İlk baştaki aşkta kız onları terk ediyor. Ondan sonra da... Sistem bozuluyor değil mi? Dünya bozuluyor, bir daha kimin çocuksa. Bir daha hiç aşık olmadım. Aşk nedir ki moduna giriyorlar. Demek ki çok büyük iz bırakıyor o ilk zamanlar. Ondan sonra da aşk var ama. Değil mi bir öyle? Var. Olmam mı ya? İlki hep dikkat ediyorum. Hep ilk aşk. Hep intikam. Evet, sonra ama da intikam. Ama o çok zor bir tarif bence. Mesela hani ben de şu anda düşün, evet aşık oldum diyorum falan ama belki de öyle birisi gelecek ki hiç aşık tabii, olmamışım gibi hissettirecek bana kendimi. Bence de öyle. Olabilir öyle olacak. Yani. En sevdiğim son sevdiğim. Muhakkak uçuracak. Çok iyiydi bu. Hı-hı. En sevdiğim, son sevdiğim. Doğru, aynen öyle olması lazım. Yani gelecekse öyle gelmesi lazım, evet, değil mi hayatım? Aynen öyle. Gelen giden aratır var ama olmaz. Yok, el elden üstündüre inanıyoruz biz. Evet, biz hep pozitifiz. Aynen öyle, öyle şeyler. Sen de geriye gidiş gördün. Yok, geriye hayır, bakmayacaksın. Aç, hatırladım. Yolunu aç. El elden üstündür. Açtım. Ne dedin Özgür? Kaçırdın. Tamam, şimdi... Ben bir şarkı söyleyeyim. Hadi söyle. Hadi söyle. Ben söylemeyeyim, Nalan söylesin. Geçen gün ben bile söyledim, biliyor musun? Aa! Onu nasıl kaçırdı? Ne oldu? Valla ben... Burada mıydı herkes? Herkes buradaydı, herkes yani. Yapmayın, hak etmedim. Herkes bu arada... Sen de yap et sonra fakat, da kırılma diye kulunu tut. Ne? Fakat ben böyle hani kendimden evet. Şey yaparım. Hani ben bunu nasıl yaptım kendimden soğurum falan diye seyretmedim daha. Bekliyor biraz zaman geçsin falan. O kadar ne kadar geçti? 3 gün mü? Salı günü ben mü yaptık? Ben kaçırmışım onu ya. Ben nasıl kaçırmışım bunu? İzlemek için ne kadar bekliyorum? 3 yıl falan bekleyeceğim, ne kadar? Valla bir süre beklemeyi düşünüyorum. Şeyi söyledim evde, fırtınalar koparsa kopsun. Aa, ne yapıyorsun? Bir de en zorunu yani. Zor mu? Basit geldi yo, bana. Aa, basit mi geldi? Sen hep alt belli bir sesten okumuşsundur, onun için basit gelmişti. Hayır, okurken sözlerini ezbere biliyorum ya, basittir bu dedim, okuyayım dedi. Şimdi bir de söz vermiş de okuyayım dedim, Cenk vardı Cenk Eren, sakın dedi onu beceremezsin işte dedi. Bundan bir bağırıyorum ya, bağırdığımı falan biliyorum burada, bir gidiyordu yani. Bir de burada da çok zor söylemek yani, ses yankılanıyor stüdyolarda. Kendini iyi duyamıyorsun. Duyamadığın için de ne söylediğini farkına varmıyorsun. Yani sen profesyonelsin, duyma. Yani böyle işte değil, öyle kulaklık olmadan aldırsın. Bir daha sakın söyleme hayatım. Kendine ver bir kulaklık monitörü iste. Ben onu da denedim. Dans etmek de zor. Yok böyle dansta geldiğimde. Ha, değil mi? Dans etmek de zor, hatırlasın.